Arkadaşlar şimdi de eşitsizliklerin seri bir şekilde sorularını çözeceğiz. Birinci soru. Diyor ki a kare a'dan küçük ya da eşit ve b de 3 ile 5 arasında ise a artı 2b hangi aralıktadır? Şıklar da burada. Arkadaşlar şurası çok önemli. Bak. Şu var ya müthiş önemli. Şu aralığı çok iyi bileceksiniz. Karesi kendisinden küçük sayılar arkadaşlar. Sadece 0 ile 1 arasındaki sayılardır. 0 ile 1 arasındaki sayıların karesini aldıkça sayı küçülür. Örneğin. Bu arada bir sayı seçin. Mesela 1 bölü 2. Bakın 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Küçüldü. 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16'dır. Daha da küçülür. Bu aralıkta alacağınız sayıların kareleri mutlaka kendilerinden küçük olur. Dolayısıyla A'nın karesi A'dan küçük olduğuna göre A 0 ile 1 arasındadır arkadaşlar. Verilen ipucundan bunu çözüyorum. Ve bu aralık çok önemli bir aralıktır. Çok iyi bilinmesi gereken bir aralık. A sıfırdan küçük, birden büyük. Burada eşitlik var hocam. Biz de eşitlik koyacağız. Neden? Çünkü 1'in karesi 1'dir. Karesi kendisi eşit olur. 0'ın karesi 0'dır. 0 0'a eşit olur. Dolayısıyla A 0 ile 1 aralığında. Kapalı aralık, tamam mı? Tamam. B de bu aralıkta, onu da biliyoruz. Ama 2B ile toplamamı istiyor. Bunun 2 katını alıyorum. 6 2B 2 katını yapar? 10 yapar. Evet, bu şekilde yazdım. Şimdi bunları toplayacağım. Ortadakiler ne yapar? A artı 2B. Tam da benim istediğim şey. Süper. Şimdi çok önemli bir şey soracağım. Buradaki eşitlik var, buradaki eşitlik yok. Eşitlik birinde var, birinde yoksa burada ne yapacağız arkadaşlar? Evet, cevap bekliyorum. Süper. Bazıları eşitlik var diyor ama arkadaşlar birinde var, birinde yoksa eşitliği almıyoruz. Yok, tamam mı? 0 6 daha 6 yapar. 1 10 daha 11 yapar. Çünkü buradaki sayı A 1'e eşit olabilir. Ama 2B hiçbir zaman 10'a eşit olmayacağı için toplamları hiçbir zaman 11'e eşit olamaz. Dedikten sonra A artı 2B'nin 6 ve 11 aralığında olduğunu buldum. Hangi aralık? Açık aralık. Aha da bu. Yapıştır ve fırlat. Gelelim ikinci soruya. X negatif bir reel sayı olmak üzere. Çok güzel. Bilgi güzel. Negatif. Şu eşitsizlik verilmiş. Eşitsizliğini sağlayan y'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi şu eşitsizliğe baktığım zaman ne yapabilirim diye düşünüyorum. Hocam x ortak. Teşekkür ederim Genco. X ortak. X ortak parantezini aldım. Buradan 4y gelir. Eksi buradan 13 gelir. Küçüktür 0. Neden x'i çektim biliyor musun? X hakkında bir şey biliyorum. X'in negatif olduğunu biliyorum. Bakın bir çarpma işleminin sonucu 0'dan küçük çıkmış. Yani negatif çıkmış. X eksi ise eksi ile artının çarpımı 0'dan küçük. Yani negatif yapar. Buranın komplesi nedir? Artıdır. Yani 4y eksi 13 pozitiftir. 4y eksi 13'ün ne olduğunu öğrendim. 0'dan büyük olduğunu öğrendim. O zaman eksi 13'ü karşıya yok. Artı 13 diye atıyorum. Ya da diğer şekilde söyleyeyim. Her iki tarafa 13 ekliyorum. Burası 4y olur. Burası artı 13 olur. 4y 13'ten büyükmüş. Çok güzel. Ne diyor? En küçük tam sayı değeri y'nin. Şimdi ben y yerine 3 yazsam 3 kere 4 12 olur. 13'ten büyük olmaz. 4y 13'ten büyük olacak şekilde y'ye en az kaç verebilirim? En az 4 verebilirim. 4 kere 4 16 olur. Nerede? Burada yapıştır. 4'ün bir küçüğü olan 3'ü verir mesela. 3 kere 4 12. 13'ten büyük olmuyor. Tamam mı arkadaşlar? Zaten şıklardan dinleyerek de çok kolay yapabilirsiniz. Fırlat. 3. sorudayız. Evet. X'in aralığı verilmiş. Y'nin aralığı verilmiş. Çok güzel. X kare artı X'e ifadesi hangi aralıktadır? Bakın bu çok önemli. Şuraya dikkat edin. X kareyi bulurken önce X'in aralığını bir yazalım. Eksi 2, 6. Tekrar x'i yazıyorum. Bunları çarpacağım çünkü. Bakın çarpmada şöyle yapılır arkadaşlar. Ortadakileri çarpın. X ile x, x kare. Şimdi neyden büyük, neyden küçük? Arkadaşlar bir kere x kareli ifadeler pozitiftir. Çift olduğu için her zaman sıfırdan büyüktür. Doğru mu? Dolayısıyla buraya direkt sıfır yazabilirsiniz. X kare sıfırdan büyük. Buradan çıkacak negatif sonuçları almıyorum bile. Neyden küçüktür biliyor musunuz? Şunları bir düz çarparsınız. Farklı renkle göstereyim. Bir düz çarparsınız. Bir de çapraz çarparsınız. Oluşan en büyük sonucu buraya yazacağız. 6 kere 6 36. Bir 36 oluştu. 6 çarpı eksi 2 eksi 12. Eksi 2 çarpı 6 eksi 12. Oluşan en büyük değer 36'dır. Demek ki x kare 36'dan aynı renkle yapayım. 36'dan küçüktür. Ve x kare şu çaprazlamada oluşan en küçük sayı ne? Eksi 12. Eksi 12'den büyüktür yazacaktım ama kare olduğu için özel bir durum var. Bütün kareli ifadeler sıfırdan büyüktür. Direkt bu aralıkta sınırladım. Daha sonra gelelim şuraya. X çarpı y'ye. X'i yazıyorum.
Eksi 2 ile 6 aralığında. Sonra y'yi yazıyorum. Eksi 1 ile 8 aralığında. Şimdi bunları çarpacağım. Önce ortadakiler x çarpı y olur. Aralıkları yaparken bu düz çarpımları ve çapraz çarpımları yazarak oluşan en büyük sonucu büyük kısma yazıyorum. 6 kere 8 48. 8 çarpı eksi 2 eksi 16. Eksi 1 çarpı 6 eksi 6. Başka ne var? Yok. Oluşan en büyük sonuç 6 çarpı 8'den 48 oluyor. Demek ki x çarpı y 48'den küçük. Peki neyden büyüktür? Oluşan en küçük sonuç nedir? 8 çarpı eksi 2 eksi 16. Eksi 16'dan oluşan en küçük sonuçtan büyük, oluşan en büyük sonuçtan küçük oluyor. Çarpımları bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle aynı renk yapayım. Göze hoş görünsün. X çarpı y'nin aralığını buldum. X karenin aralığını buldum. Bunları toplamam lazım. Bunları alt alta toplarsam x kare 0 36 aralığında, x çarpı y eksi 16 ile 48 aralığında. Bunları topluyorum taraf tarafa. X kare artı x y yapıyorum. Burada 36 ile 48 çarpın 70-84 mi yapıyor? Evet. 0 ile eksi 16'yı toplayın. Eksi 16 yapıyor. Demek ki bu E şıkkı olan eksi 16 ile 84 açık aralığında dedikten sonra bunu da fırlatıyorum. Dördüncü soruya geçiyorum. Eşitsizliğin çözüm kümesi nedir? Hemen çözelim. Şu 3'ü içeri dağıtıyorum. 3 ile x eksi 2'yi çarpmış ya. 3x eksi 6 yapar. 3 çarpı eksi 2 eksi 6'dır. Bir de eksi x'im var burada. Onu da aldım. Sağ tarafta 4x artı 2 var. Daha sonra şu 3x, bir tane eksi çıkarmam lazım. Ne kaldı elinde? Artı 2x. Karşıya eksi 2x diye at. Şu 4x'ten çıkar. 2x kalır. Burada ne kaldı? Eksi 6. Buradaki artı 2 de karşıya eksi 2 diye geçir. Eksi 8 olur. Her iki tarafı kaça bölmeliyim? 2'ye. 2'ye böl. Burada x olur. 2'ye böl. Eksi 4 olur. X eksi 4'ten büyük bir sayı. Sayı doğrusunu göstereyim. Eşitlik de var. Dolu. Eksi 4'ten büyük olacak. Üst tarafta sınırlama var mı? Yok. Sonsuza kadar gidiyor. Nerede o? Aha da A şıkkı yapıştır. Eksi 4 artı sonsuz aralığı. Bir dakika. Yalnız şıklarda ufak bir hata var. Gördünüz değil mi? Süper. Eşitlik var burada. Buradaki kapalı değil. Hemen kapalı aralık şeklinde çeviriyorum.